yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabur yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet, beklenen gün gelmeye başladı. Ne tabii? Güncelleme olsun, Royal Pass olsun, bunlar yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Güncelleme ile alakalı gençler size saatleri, zamanları hepsini bugünkü videomuzda vereceğim. Ayrıyeten bildiğiniz üzere 2.6 güncellemesiyle beraber oyuna yoldaş izleme geliyor. Bunu daha önce bahsetmiştim. Yalnız şunu deneyeceğiz. Hani normal kediyle falan geziyoruz veyahut da hangi yoldaşınız varsa. Ama Şahin'le bir deneme yapacağız arkadaşlar. Şahin'le gezme olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak? Bir onun incelemesini yapacağız. Sonra da bir gameplay olacak. İşte arkadaşlar sonra da onu izleyebilirler. Şimdi hemen şöyle bir popülerliklerimize bir bakalım. Aslan var 36-46. Dark 60. Burada kim var? Bahadır var. O bir beyefendi. Gross marka. Evet, buna ben Migros demiştim. İsmi gözükmeler varsa onlara çok teşekkür ederim. Hemen bir iki sorucumuz var, onları da yanıtlayalım. Abi soru, RP720 UC olacak yoksa 50'ye kadar 360 diğer 50'ye kadar 360. Ya bu size kalmış. İsterseniz 720 UC'yi verip direkt alırsınız. İsterseniz 360'a alırsınız. Fullersiniz 50'ye kadar bütün görevleri yaparsınız. Size 360 UC'nizi geri verir. Ondan sonra 51-100 arasını açarsınız. Eğer açmazsanız orası kilitli kalır. Ama 720 alırsanız orası kilitli değil. Hepsi açık oluyor. O şekilde yani. Abi sonra internetim kötü olduğu için VPN kullanarak oyuna giriyorum, hesabım ban yer mi? Yani VPN ile oyuna girmen zaten sıkıntı. Oyun oynaman ayrı bir sıkıntı. Yani veri değişiminden ban yiyebilirsin. Kullanmamanı tavsiye ederim. Yeni güncellemede eskisi gibi kasma olacak mı? Ya değişiyor arkadaşlar. Güncelleme ile geldiğinde bazı şeyler iyileşebiliyor. Bazı şeylerde sıkıntılar oluşabiliyor. Onu da ara güncellemelerle düzeltmeye çalışıyor oyun. Ama tabii bu kasmanın sebebi sadece oyun olmuyor. Bazen cihazınız olabiliyor, internetiniz olabiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım. Yani. Şimdi gelelim hemen güncelleme saatlerine gençler. Hemen şöyle bir başlıyoruz. Vietnam ayın 16'sı komple bütün güncellemeyi alıyor arkadaşlar. PUBG Mobile'in Vietnam sürümü. %100'ünü alıyor. Kore oynayanlar arkadaşlar yine 16 Mayıs'ta akşama kadar %100'ünü alacaklar güncellemenin. Geldik globale. Global oynayanlar arkadaşlar 17 Mayıs %70'e kadar güncelleme tamamlanacak. 18 Mayıs'ta arkadaşlar güncelleme tamamen bitmiş olacak geceye kadar. Bu şekilde güncelleme olayı. Yani 18 Mayıs'ta herkese gelmiş olacak güncelleme ama belki 17'de de yapma şansınız olabilir. Oranları da ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir beta'ya bir giriş yapacağız. Şu yoldaş izleme ile alakalı bu Şahin kısmını deneyeceğiz gençler. Bu arada bu yoldaş izleme hoşunuza gitti mi gitmedi mi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bence eğlenceli, güzel olmuş diyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde beta'ya giriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi biz beta'ya girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi ben kuşu aldım. Bakalım bir deneyeceğiz. En son güncelleme ile beraber şu an beta'daki kuşu görebilecek miyiz arkadaşlar? Bu yoldaş izleme özelliğiyle alakalı ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde maçımıza geçiyoruz. Evet, oyuna giriş yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun dibinde ölüyorum şu an. Bakalım Kartal artık ya da Şahin nasıl gözükecek, merak ediyorum. Tabii beta'dayız. Belki düzeltebilirler duruma göre. Şimdi arkadaşımızı izliyoruz. Sağ altta gördüğünüz gibi gençler dönüş olayı var yoldaşa. Dönüşe tıkladığımızda şöyle hop. Biz lobideki eleman olduk. Emre bir arkanı dönsene. Beni görüyor musun? Görüyorum. Ne olmuşum ben? Ray. Ray, senin kedi nerede? Dur bakayım. Wait, kedicik. Lan ne yapıyorsun? Hey. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani şu an beta'da böyle gözüküyor. Eğer yoldaşınız Şahin'se arkadaşlar, gördüğünüz gibi yoldaşımız bu R'ye dönüşüyor. Ama diğer yoldaşlar varsa, yürüyen yoldaşlar, onlarda bir sıkıntı yok. Kedi falan normal standart gözüküyor arkadaşlar. Ama bunu da hani düzeltseler aslında güzel olur. Hani belli bir seviyede uçabilir aslında kuş. Sonuçta rakipler yoldaşı görmüyor diyebiliyoruz. Bakalım geldiğinde nasıl olacak. Ama şu an Şahin yoldaşı gözükmüyor arkadaşlar oyunda. Ama yoldaş izleme özelliği bence eğlenceli olacak gibi gözüküyor. Yorumlara da fikirlerinizi yazarsınız.
Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Let's go. Let's go. Hadi bakalım. Bunun silahım yok ya. Eleman anlayamadım. Ha, ben adamı görmüyorum. Şimdi gördüm. Helal lan. Aa, aldı verci. 5.56'yı da aldı. Güzel, lootlandım abi. Çok iyi oldu. Tamamdır. Let's go. Arkadaş, ne uğraştırdın ya? Ya biz ona gerek yok da. Biz onu almak isteyen alsın abi. Ah, ters verdi ya. Neyse, şuradan bir bakalım. Let's go. Şakala bak sen. Acım, dur kaldırayım, bekle. Dur, tüm takımı kaldırdım ben. Ah, molotovum boşuna gitti. Neyse. Okul. Çok sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Hadi bunu alalım. Abi şurayı sisleyelim. Let's go.
Gösteren yok. Üst kat yapıyoruz. Ay ne zaman geldi? Bunlar nereden çıkmış? Diğer taraftan mı çıkmış ya? Tüh. Aldın mı lan? Helal olsun. Hadi bitirirsiniz. Alırsınız abi. Bitir bitir bitir. Harikasınız abi ya. Vallahi billahi. Böyle herkes bir ortalama kill aldı gibi sanki ya. Şöyle bir bakarsak. Aynen. Yani. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.